İstanbul Emniyeti yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntılarına NTV ekibinden İlkay Dikici ulaştı. Danışmanlık adı altında kaçak göçmenlere sahte evrak düzenliyorlardı. O şebekeler tek tek belirlendi. Ardından baskın yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri şehir genelinde yabancı uyruklu vatandaşlara danışmanlık hizmeti ve evrak başvurularında aracılık yapan şirketlere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece ve Zeytinburnu'ndaki baskına SGK, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları da eşlik etti. O baskında iş yeri sahibinin çalışma izni bulunmayan 3 yabancı uyruklu kişiyi çalıştırdığı belirlendi. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken iş yeri sahibine 915 bin lira para cezası kesildi. Diğer operasyonun adresi ise Mecidiyeköy Meydanı'nda bulunan bir danışmanlık ve sigorta şirketiydi. Şirket kaçak durumuna düşen göçmenlere sahte belge üretiyordu. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de kalabilmesi için belli şartlar var. Onlardan bir tanesi de evlilik. İşte danışmanlık şirketi burada devreye giriyordu. Sahte evlilik belgeleri düzenleyip kaçak göçmenleri Türk bir vatandaşla sanki evliymiş gibi gösteriyordu. Adreste yapılan aramalarda 2 Türkmenistan pasaportu, 5 Türkmenistan bekarlık belgesi ve 14 oturma izni belgesine el konuldu. 2 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İl jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda da yurt dışına kaçmak üzere kamyonete bindirilmiş 105 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine götürüldü.